açamadık içimizi. Artık buluşmak mahşere kaldı. Ne yelken ne gemi var limanda. Ben de öyle yapıyorum zaten. Dikkat ediyorum. Ben ölmüşüm lan. Ben ölmüşüm lan. Gelsin öldürsün abi seni. İstesen de değiştiremezsin. Senin yolun bu. Benim her şeyi değiştirebilecek gücüm var. İkimiz için de düşün. Şimdi öyle minnacık bir heves için bırakıp gidecek misin bütün düzenini? Biz her bayram yeniden hayal ediyoruz. Daha iyi, daha mutlu, daha güzel dünya dileğimiz için bayram günlerini de vesile görüyoruz. İşte tam da bu duygularla ruhumuza her daim iyi gelen sevgili dostumuz Mert Fırat'la buluşuyoruz. Mert, yine ne güzel bir günde bir araya geldik. Teşekkür ediyoruz bizimle buluştuğun için. Biz teşekkür ederiz. Biz böyle kendi adımıza daha telaşsız, daha sakin sohbetler olduğu için böyle özel günleri çok seviyoruz ama sen hep yoğunsun biliyorum. O yüzden öyle sorayım. Nasılsın bu aralar? Hayat nasıl gidiyor? Mutlu musun? Mutluyum. Yani şey anlamında mutluyum. Böyle hani bu senenin işleri 2018 gayet böyle kuvvetli ve güzel oldu benim için. Yani hem Dastas'ın işte açılışı işte ve bu 2018-2017 sezonuna beklediğimizden çok daha büyük bir hızla girdik. Yani seyircinin bize geri dönüşü, işte mutfaktaki, müzikteki, işte tiyatrodaki ve atölyelerdeki o ilgi falan bizi çok mutlu etti, çok motive etti. Hemen akabinde de zaten dizi başladı. Tabii. Ondan sonra Dastas'ta ister istemez provalar daha erken başlıyor. Tabii yazı da biz kullanıyoruz ya. Sonra akabinde de işte dizi başladı. Yine geçtiğimiz yaz Cem'le birlikte, Cem Karaca'yla birlikte bir film çektik. Şimdi o film hatta bu Kasım ayında vizyona girecek. Dolayısıyla yazın film, oradan işte oyun, oradan Dastas'ın sezonu ve UTC Ufak Tefek Cinayetler'de başlayınca. UTC bu güzel. Evet, UTC Ufak Tefek Cinayetler. Oradan böyle bir ivme kazandı aslında hayatımda, yani iş hayatımda ve bir şekilde mutluluğumda. Çünkü böyle yıllardır işte 12 yıldır İstanbul'dayım ve düzenli dizi filmi, tiyatroyu bir arada yürütüyorum. Hiç boş yok benim takip edebildiğim gibi. Hep, her yıl en az 2 oyun hatta. Hiç tek oyun olan yıl da çok azdır. 2 oyun, 3 oyun devam ederken bir yandan da bunların arasında master da yaptım mesela aslında. İşte hem bunları yaparken falan. Aynen. Hiç bak o kısmından da vazgeçmedin. Evet evet, yani hem işte ihtiyaç haritası girdi, bir şey oldu. Bu sene ihtiyaç haritası için de çok böyle verimli, güzel bir yıl oldu. O kadar çok alanda var oluyorsun ki bunları hep böyle ayrı ayrı da konuşalım istiyorum. Çünkü hep altı çizilmesi gereken işler bunlar. Sosyal fayda her şeyden evet, önce. Evet. Şimdi bu arada biz Ufak Tefek Cinayetler UTC'nin setindeyiz. Ve deyim yerindeyse seti bastık, Mert'i de biraz kaçırdık. İyi de yaptık. Aslında sohbetimiz yayınlandığında dizi sezon finali yapmış olacak. Doğru. Dolayısıyla öyle söyleyeyim. Hani dizide, sette senin açından işler nasıl gitti? Herkes herkesle anlaştı mı? Biraz arka planından da haberdar olalım istiyoruz. Herkesin ayrı karavanı var mıydı mesela? Kostümlerinizi kimler seçiyordu? Biraz böyle bize içeriden bilgi aktarsan. Yani şöyle... Gerçekten az rastlanır bir şekilde böyle bir ekip uyumu var işin içinde. Burada Ali Bilgin'in çok büyük bir katkısı var tabii. Pelin Diştaş'ın, aynı şekilde Kerem'in, Kerem Çatay'ın bu kadar işin içinde oluyor olması. Yani daha kostümleri kim seçti dedin ya, aslında hani benim giyeceğim ceketten gömleğe kadar Pelin ve Kerem birliktelerdi yani. O, biz bir hafta sonra böyle buluştuk. Hepimizin kostüm provasıydı. Çok şıksın biliyorsun. Çok teşekkürler. Yani böyle ay yapımın altında bahçeli bir alan var. Orada çıktık o terasa. Böyle birlikte işte kostümleri giyiyoruz, çıkartıyoruz. Bu mu, o mu falan böyle. Bizim kostüm grubu çalışmış, gerçekten çok başarılı bir ekip onlar da. Getirmişler ve böyle adamın üslubuna, tarzına ve herkesin üslubuna, tarzına. Tabii, Serhan Aksak tarzı olmuş. Birlikte karar verdik aslında. Tam da onların o gözünün aslında Serhan'dan beklentilerini. Çünkü benden çok daha iyi biliyorlardı. Kerem de, Pelin de, Meriç de senaristimiz. Ali de, hani dolayısıyla Deniz ikinci yönetmenimiz. Hani onların hakimiyeti ben tamamen onlara bıraktım kendimi. Hani tamamen onlara güvendim. Ortaya da güzel bir sonuç çıktı. Kesinlikle. Ki, bu noktaya gelindi. Şimdi dizinin gelecek sezon devam edeceği de belli oldu. Hı. Aslında bir yandan da merak ettim. Dizinin devamı olacaksa acaba senaryosunda değişiklik olmuş mudur?
çok büyük değişiklikler oluyor benim bildiğim kadarıyla. Yani bizim sezon sonunda Meriç'te yaptığımız toplantıdan sonra aslında hep beraber konuşmalarımızdan da anladığımız dizi daha yeni başlıyor. Yani bu bir serim yılıydı. Bu yıl işte kim katil, kim ölüyor, ne oluyor filan bütün bunlar, bütün o serimler yapıldıktan sonra aslında zemin ve karakterler tahlil edildikten sonra akabinde artık şeyi yürütmek, yani ikinci hikayeyi, asıl hikayeyi yürütmek heyecanlandırıyor. Daha yeni başlıyor diyorsun. Evet daha yeni başlıyor. Asıl yani UTC'nin ufak tefek cinayetlerin sezonu ikinci sezonu olacak diye düşünüyorum. Heyecan hep yüksek. Hep yüksek ve artıyor. Aynen. Beklentinin üstünde de bir şey olacak bu arada. Güzel, bak bunları duyurmuş olduk en azından. Sezon boyu sorduk, ne olacak Mert, ne olacak? Ben de bilmiyorum dedi. Ser vermedi, sır vermedi. En azından bunu aldık. Ya sen neyin peşindesin? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Hiçbir şeyin peşinde değilim. Hiçbir şey de istemiyorum artık. Biri bir oyun oynuyor bize. Kim böyle bir şey yapabilir ki? Anlamadım. Merve. Her proje ayrı bir deneyim sonuçta. Şimdi böyle entrikalarla dolu, kadınlarla dolu bir dünyanın içine girdin. Merak ediyorum. Kadınların acımasız dünyasını biraz daha anlama fırsatı buldun. Bak biz neler çekiyoruz aslında. Ya kesinlikle buldum. Bir de ben kadınlarla çalışmayı seven birisiyim. Hı. Yani bütün iş ortaklıklarımda işte böyle çokça şirket ve böyle ortaklık içindeyim ben. Gerek tiyatrolarda gerek tiyatro dışındaki etkinliklerde böyle şirketlerim var. Bilfiil çalıştığım yapılar var, dernekler var, kurumlar var. Ve bunların hepsinde hep kadın ağırlığı var. Bunu tahammülen gayet planlı şekilde de yapmıştım var. Ortaklarımı kadınlardan seçmek. Bu yapının içinde bu dizide de öyle mesela. Hani tekrar oraya çekecek olursak. Ben bir kadın hikayesi olmasından çok etkilendim. Daha az çalışacağım diye değil. Yani eşit miktarda çalışıyoruz şu anda ama. Gerçekten Türkiye'de televizyonda bir kadın hikayesinin anlatılıyor olması benim için çok değerli. Senelerce hep bunu söylemedik evet, mi? Daha fazla daha kadın çok kadın hikayesi ve kadınların gerçekten başrol olduğu. Hani erkeğine aşık ya da onun sözünden çıkmayan, yani orada onun kurduğu dünyada yaşayan kadınlar değil. Hayır, sözünü, eylemini bilen ve bunu giyinen kadınlarla birlikte aslında karşılıklı hem de böyle kora kor savaştığımız. Cinsiyet eşitliğinin tartışılmadığı bile yani. Bütün zeminlerin hatta aynı olduğu. Hatta kadının erkeği evirip çevirdiği. Evet. Hatta ki gerçek hayatta bu böyledir. Kesinlikle öyledir. Ama bu da kadının misyonu değil, seçimidir aslında. Seçim. Aynen dediğin gibi, senin dediğin gibi. Yani dolayısıyla o beni çok heyecanlandırdı. Dizide o minval üzerine gitti. Kadın algısının, kadın dokunuşunun hayatın her alanında çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Oyayı oraya birisi kapattı. Evet, bunu biliyoruz ama ben değilim. Kim peki? Ne gerek vardı Arzu? Ölebilirdi kadın. Ne oya aşkıymış bu ya? Herkes de oya. Keşke orada ölseydi. Annene, kardeşlerine çok düşkünsün. Ben tanışma fırsatı da buldum. Nila, Selahattin. Evet. Değil mi? O gece beraber olduğunuz zaman tanışmıştım. Hale Hanım. Aynen. Anneciğine buradan sevgilerimizi de iletelim. Reklamda da oynadı. Reklamda da oynadı. O da artık bir ünlü. Aynen. Gerçekten çok zarif bir kadın. Ama o da gözüküyor ki güçlü bir kadın. Girişimci, çalışan bir kadın. Tabii, öyle değil tabii, mi? Tabii. Bunlar da senin annenle olan ilişkini hem belirlemiştir hem de kadına olan bakışını belirlemiştir herhalde. Nasıl tarif ediyorsun annenle ilişkini mesela? Anne-oğul ilişkimiz tabii ki her zaman. Fakat bir yandan daha arkadaş gibi büyüdük. Çünkü çok erken yaşta çocuk sahibi olmuş bir anne benimki de. Dolayısıyla böyle birlikte büyümüşüz. Ben ondan çok şey öğrendim. O beni her zaman saygıyla dinledi. Hiçbir zaman böyle tam da karakterimin oluşum safhasında, ergenlik çağında falan da hiç öyle çok canımı yakacak hiçbir şey yapmadı neredeyse böyle hep. Yani düzeyinde tartıştık. O özgüveni tesis etmek bir erkek çocuğu için, bir kız çocuğu için de aynı şekilde çok önemli. Yani çok da baba modelinin o sıralar olmadığı bir evrede, anne baba ayrı büyüdüm çünkü ben. Sadece yazları gördüğüm bir model vardı. Dolayısıyla o misyonu da üstlenip bu anlamda dik durabilmiş birisi. Ve boşluk vermemiş. Tabii ben bunları hep o yüzden çok önemsiyorum. Yani aslında bütün kadınların ve erkeklerin. Kimi zaman çünkü ayrılığın ötesinde kayıplar da yaşanabilir. Tabii. Ve bir annenin olmadığı yerde baba da orayı doldurabilir. Bunların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tam da buradan bakıyorum hikaye. O yüzden benim oluşumum, karakterimin oluşumu, hayattaki duruşum,
Kimi zaman korkusuzluğum ya da hani bir tarafıyla tam tersine bir şeylerin üstüne titremem tam da buradan geliyor. Sen gerçekten kardeşlerini, anneni, aslında onları hep yakınına, çevrene almak istiyorsun, öyle değil mi? Şu an kardeşlerin İstanbul'da bildiğim kadarıyla. Ayşegül evet. Var bir kız kardeşim. Ayşegül ablam var. Ablan mı Ayşegül? Bir de o şeyde yani Ankara'da. O Ankara'da. Öğretmenlik yapıyor. Ama Selahattin buraya geldi. Selahattin burada yanında Dastas'ta çalışıyor. Ne güzel. Yani zaten bir de Selahattin aslında ses mühendisiydi. Burada da Saye diye bir okul, oraya gitti. Orada eğitimini aldı. Akabinde artık bizimle çalışmaya başladı. Nila işte diğer kız kardeşim. O da bizim menümüzü, mutfak menümüzü aslında yazan, hazırlayan menü danışmanı, evet. Mutfak danışmanlığı var. Aynı zamanda oyunculuk okudu, reklamcılık okudu. Bu özellikleriyle de işte bu sene Yakaranlar diye bir oyunumuz var. Onda oyuncularından biri. Kalabalık bir kadın grubunun içinde birlikte, onlarla çok birlikte. Çok özel bir prodüksiyon. Evet. Evet evet, Yakaranlar da bizim için çok değerli prodüksiyon. Yani şey, evet ben kardeşlerim, arkadaşlarım da öyle. Hı. Yani sınıf arkadaşlarım, okul arkadaşlarım, hocalarım. Hepsi zaten Dastas'ın, moda sahnesinin çeşitli yerlerinde biraz Ankara etkisinden de kaynaklı galiba. Hmm. Oradaki hocalarımızdan, oyuncu arkadaşlarımıza, bizden önceki, biz birlikte sınıf arkadaşı olduklarımıza hep böyle önem verip karşılıklı projelerde, onlar da sağ olsun her zaman bizi kendi projelerini düşünüyorlar. Destekleştik hep. Tabii bu arada babanı da anmadan geçmeyeceğiz. Aslında çok da olmadı. Kısa bir süre önce evet, kaybettiniz. Evet. Böyle günlerde yitirdiğimiz büyüklerimizi de anlıyoruz. Allah rahmet eylesin bir kez daha. Babanla olan ilişkini de aslında biz biraz sonradan öğrendik. Hı, hı. Çünkü çok erken yaşta annenle baban ayrılmıştı değil mi? Evet, ben 6 yaşında falan. 6 yaşında. Yani. Evet, peki o dönem o kadar küçük bir yaşta seni nasıl etkilemişti, hatırlıyor musun o dönemi? Şöyle yani zordu tabii böyle hani babam bir de böyle tanınan bir figürdü. Ya enteresan yani, bir hikayesi dönem, var. Evet, bizim jenerasyonumuzun ya da bizim jenerasyonumuzun bir üst jenerasyonun bildiği insanlar işte Faruk Tınaz, Kamil Çönmez, işte Osman Yağmur Derili. Böyle o sıralar böyle babamların Selami Şahin işte çok evet, yakın bir görüştüğü, tanıştığı arkadaşları da birlikte hareket ederlerdi hep böyle. Hı. Bir yemeğe gidecekse birlikte, bir işte eğlenceye gidilecekse birlikte. Bir yandan işletmecilik tarafı da vardı. Yani eğlence sektörünün içinde bir işletmecilik yapmıştı. Ankara'da da Gala vardı. Kulübü açmış, doğru mu? Evet, Ankara'da Gala Kulüp diye bir kulübü vardı. Uzun yıllar orayı işlettikten sonra Bodrum'a taşındık. Biz Bodrum'da bir süre yine Gala adıyla bir başka bir yer işletti. Sonra en sonunda Ankara'ya da taşındık falan böyle hep böyle bir. Çünkü hani ister istemez böyle konserler oluyor işte o gazino kültürü o zamanki böyle. Aslında aile çok da zor bir yaşam. Falan. Evet evet, zor değil bir mi? Yaşam. Değil mi? Yorucu ve zor bir yaşam. Öyle bir dünyası vardı. Sonra işte biz 6 yaşındayken böyle bir ayrılma sürecine girince babam tabii o hayatı devam ettirdi. Biz bir yandan Alanya, Antalya falan böyle oralara çok yerleştik. Çok yer değiştirdiniz. Evet böyle, hatta benim ilkokulu galiba 7 farklı okulda okumuş olabilirim. Gerçekten mi? Evet. Bak bu kadarını bilmiyordum. Yani her okulda İstanbul. Yeni arkadaşlar. Evet yani mesela ilk birinci sınıfa başladım. Baş parmak, ne parmak, işaret parmak, bir böyle bir şey vardı ilkokul, şu an ismini hatırlamıyorum böyle. Özel böyle oradan çıkıp girmiştim falan. Sonra Antalya'da başka bir okula hemen gittim. Ve Antalya'daki o işte okulda bitirdim yani birinci sınıfı. Sonra ikinci sınıfı da Antalya'da okuyup bu sefer üçü Alanya'da okudum. Neydi bu yer değiştirmelerin sebebi okudum. Sence? Annem de böyle bir yerleşmeye çalışıyordu. Hı. Babamla annemin bir barışma süreci oluyordu. Biz tekrar da İstanbul'a taşınıyorduk. Ben okula orada başladım. Üçüncü sınıfı iki ayrı okulda okudum yani yine. Hı. Yani dolayısıyla böyle tam bir yıl geçirdiğim bir ikinci sınıf Alanya var galiba. Başka beşinci sınıf Ankara var. Ondan sonrası hep tam. Yoksa hep böyle yarım yarım. Yarım yarım. Ya, tabii o zaman çok zor gibi gözükebilir ama belki de çok arkadaşın oldu o sayede. Çok arkadaşım oldu. Çok fazla çok çevrede bulundun. Hızlı uyum sağlayabilme yeteneğine kavuştum. Bu arada baban İstanbul'a geldiğinde ilk 45'liğini yayınlamış. Alışmışım bir kere her gün görmeye seni. Bu böyle çok da sevilen bir şarkı olmuş. Hep de bir gazino, bir böyle müzik dünyası içinde, bu ortam içinde olmuş. Dolayısıyla ben senin müziğe olan bu yatkınlığını, müziğe olan ilgini doğrudan babanla ilişkilendiriyorum, öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Babam sahneye çıktığında böyle her zaman dolu ve böyle kalabalık
kitlelere bir şey, şarkı söylediği bir evrede ben onu tanıdım. Hmm. Sonrasında da hep öyle oldu. Hep böyle işte gazino kültürünün içinde de öyleydi. Kendi mekanını işletirken falan da her gecesi dolu ve böyle hep konuşulan birisiydi. Yüzünde çizgiler olsa ne çıkar, saçına beyazlar düşse ne çıkar. Bir bakışın bilsen ne canlar yakar. En güzeli sensin, senden güzelliği yok. Orkestrasyona çok önem verirdi. Hani kimse kolay kolay öyle kemanıyla, kanunuyla, bütün orkestrasıyla onları sahneye alıp bütün gün prova yapmıyordu. O biraz öyleydi. Hani bu şarkı nasıl başlayacak, nasıl bitecek, titiz, nasıl düzenlenecek, o titizdi. Ve eğleniyordu yani. Onlarla birlikte hep orkestrayı da işin içine katıyordu. Ben bunun böyle oyunlu bir şey olduğunu fark edince aslında biraz ilgimi çekti. Bir de şunu gördüm ki, hani güncele de bir şey söyleyebileceğin bir alan sahne. Tabii. Hayata da bir şey söyleyebileceğin bir alan sahne. İnsanların gözünün içine bakabildiğin, böyle karşılıklı konuşabildiğin, hiç tanımadığın insanlarla sohbet edip bir şeyler paylaşıp şarkı söylediğin bir alan yani, çok acayip. Hani şarkı çünkü öyle bir özelliği de var. Oyun gibi değil. Oyun hani böyle belli sınırları olan, metni hatta herkesin edinebileceği bir şey. Şarkı da öyle, önceden dinleyebileceğin ama başka bir şey var sanki orada, böyle bir sunum. Daha pırıltılı bence. Daha pırıltılı, evet. Bir yandan da şey var, daha özel bir an gibi geliyor bana. Dolayısıyla onu böyle orada paylaşıyor olması, bununla böyle bir şekilde insanlarla paylaştığı şey, onların yüzünde işte duygusunu oluşturduğu etki falan beni çok heyecanlandırdı. Saçlarını dağıtırsın, rüzgarlara bırakırsın. Sen sevmeye seni sevmeyen ölsün, ölsün, seni sevmeyen ölsün. Bu hikayeleri dinlerken ya da beste yaparken babam filan çok etkilendim tabii o süreçten. Ama beni bir türlü müzisyen yapmadı. Uzun zamanda hep sanattan uzak tutmaya çalıştı. İstememiş değil mi? İstemedi çünkü şey yani hani kendisi çok badireler atlattı. İstanbul'a işte kalkıp İstanbul'a, Ankara'ya gelmesi, oralarda tutunmaya çalışması, bir gün iş olup bir gün olmaması, işte ne bileyim plak çıktı, kasetleri çıktı, böyle bir 3 yıl, 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl çok iyi giderken sonra yavaş yavaş onun kaybolması. Belki de benim ünle kurduğum ilişkinin en değerli eğitimi orada. Yani çünkü ben şunu gördüm, babamın en yüksek olduğu, imzalar dağıttığı çok büyük anlar, sonra kimsenin tanımadığı zamanlar. Yani hepsi bu, geçecek. Evet, hepsi geçecek. Yani evet. Dolayısıyla ben de kendim için hep bunu düşündüm. Sen tüm bu iniş çıkışlara rağmen hayatınızda babanın yanında olabilmişsin. Evet. Hatta son anlarında hep senin desteğini hissetmiş. Seninle ne kadar gurur duyduğunu anlatmış. Evet, benim oğlum gerçek bir pırlantadır demiş. Vicdanın çok rahat olmalı. Yani rahat tabii ama yani keşke daha çok vakit geçirebilseydik. İşte keşke alıp sahneye çıkartabilseydim. Çünkü öyle bir planımız vardı. Hani şu... Ne kadar mutlu olurdu. Böbrek nakli falan böyle bir her şey yolunda gitti. Biraz daha yolunda gitseydi alıp böyle bir das das da sahneye çıkarmak istiyordum. Böyle bir iki şarkı söyleteyim, birlikte söyleyelim. Ne güzel böyle. Olurdu gerçekten. Ama yine de zaten benzerlerini yaptık evin içinde. Başkalarıyla da paylaşmak başka türlü olacaktı tabii. Ama dediğim gibi hani benim bugün bu mütevazılıkta oluyor olmamın yani birileri için. Yok biz ısrarla söylüyoruz. Sen mütevazı bir adamsın. Eyvallah hani elimden geleni yapıyorum öyle olmak için falan. Yani bir annemin çok etkisi var, iki babamın çok etkisi var. Gerçekten o iniş çıkış, bununla böbürleniyor olmak, yeteneğinle, ününle, var olan ya da olmayan bir şeyinle. Hatta paranla, çünkü o da geçici bir şey ya. Tabii. Bütün bunların hepsinin geçici olduğu bilgisi o zaman yerleşti ve hala da bundan çok mutluyum. Yani diyorlar ki sıkılmıyor musun o kadar fotoğraf çektirmekten? Sıkılmıyor musun imza? Sıkılmıyor musun oraya buraya gidip işte ihtiyaç haritası o bu filan? Diyorum ki hayır ya bu şu anda var, sonra olmayacak ki. Yani belki ben 60-70 yaşında bir gün kimse tanımıyor olacak zaten. Evet. Aslında çok daha bunun erken. Avantajını belki olumlu bir yöne çevirmeye tabii, çalışıyoruz. Tabii tabii. Ve çok daha erken olacak belki böyle şeyler. Bilemiyoruz yani. Hani dolayısıyla bunları travma haline getirmemek, buna alışmamak, buna tutunmamak. Evet. Çünkü gerçekten ün dediğin şey bir yanlış anlama. Yanılsama. Yani, yanılsama. Yanılsama, yanlış anlama. Hani o da geçecek. Her şeyimi al bana, beni geri ver, bir şansım olsun. Bir yanı da
da bence senin bu sosyal konulardaki duyarlılığın besliyor seni. İşte ihtiyaç haritası gerçekten inanılmaz bir boyuta ulaştı ki daha ilk aklınızda olduğu dönemlerde de konuşmuştuk. Tabii tabii. Bu boyuta uluslararası platforma kadar taşınacağını hiç düşünür müydün? Bizim planladığımızdan daha hızlı. Bazen evet. Tutuyoruz, daha yavaşlatıyoruz. Daha beta kültürüne dayandırıp hikayeyi aslında. Yani tamamen beta kültür dediğimiz, yani tamamen böyle oluşmamış, oluşturulmamış, finalize edilmemiş noktası konulmayan, kullanıcının ilgisiyle, alakasıyla, ihtiyacıyla şekillenen yapılara diyebiliriz. Yani ihtiyaç sahipleriyle yardımda bulunmak isteyen kişi ve kurumları bir araya getiren bir uluslararası halde alan online platform. Doğru. Doğru ifade aynen, ediyorum. Çok hatta bununla ifade. İlgilenenler ne yapsınlar? İhtiyaç haritası. .org'a girip üye olsunlar. İhtiyaç haritası .org'dan yapacağınız küçük bir paylaşım onlar için kocaman bir mutluluk. Bir zamanlar dosttuk. Değil mi? He? Maria ne düşünecek? Ben evliyim. Evli bekar. Ben seni zannediyorum ilk oyun atölyesinden hatırlıyorum. Doğru mu? Doğrudur. Yani aslında hani Ankara'dan sonra İstanbul'da ilk tiyatro sahnesindeydin. Evet. Öyle değil mi? Çok da özel bir başlangıçtı o zaman. Evet Hırçın Kız diye bir oyun vardı. Hırçın Kız evet. Hatta audition'a seçmelerini rahmetli Ahmet Cemal, Kemal Aydoğan, Haluk Bilginer zaten girmişlerdi. Hı. Onların aslında onlara parçalarımızı oynadık ve sonunda bir Hırçın Kız oyunu çıktı. Ondan önce de yine rahmetli Yağmur, Osman Yağmurdereli Evet Benim diye bir dizi yapıyordu. Ben ilk o dizinin audition'ına girdim. Sonra o dizi okeylendi. Aa dedim ben İstanbul'da 8 bölümlük bir işte olacağım artık. Ve bu bir yaz işi. Bir dondurma firmasının yaz işiydi. Sonra derken dedim ki 8 hani haftayı garantiledim. En az hani 2-3 ayımı garantiledim. Hani kiramı, işte yeme içmemi falan döndürebileceğim 3-4 ay var. İstanbul bunun için denemeye değer. Sonra da bu sınavı kazandığım, o da işini geçtiğim belli olunca yani diziyle oyun aslında paralel oldular. Sonra hani geçim gelir kaynağımı da sağlayabileceğim bir yapıya ulaşınca devamında da işte oyun, işte başka bir oyun derken hemen akabinde bir dizi başladı, Yersiz Yursuz diye. Hı. Onda bir başrol almış oldum ve sonrası zaten hep işte Yersiz Yursuz, Bin Bir Gece falan gibi devam eden bir gezi. Ve hiç aralıksız. Evet. Öyle değil mi? Hani hem sinema hem diziler hem tiyatro birlikte gidebildi. Sinemada da doğrusu bu yani yine özel işlerde yer aldın. Onu biliyorum, onu seçebildiğini de biliyorum ama hı. Özellikle ilk senle, sevgili ilk sen Başarır'la Atlı Karınca ve Başka Dilde Aşk benim için çok özel filmlerdir. Evet, eminim evet. Sizin için de aynen, öyle. Bizim için de öyle. Kelebeğin Rüyası unutulmaz bir performanstı. Bir de mesela Arif ve 216 son işlerinizden biri. Hı-hı. Çok geniş bir kadroydunuz ama senin için çok anı yanı olsa gerek değil mi? Önemli bir anı çünkü Sadri Alışık'a hayat verdi. Hiç aklından geçer miydi? Yok asla yani Sadri Alışık. Ben aslında Sadri Alışık'a sesimin tonunu böyle bazen hı-hı. benzetirlerdi. Böyle hani tipimi biraz benzetirlerdi. Ayhan Işık'a da benzetirlerdi. Ayhan Işık'a daha çok olabilir. Ondan bak Sadri Alışık aklıma gelmezdi. Evet sonra işte Şükrü ama Şükrü de inanılmaz o bir Ayhan Işık oldu gerçekten. Hani, neyse böyle hani ilerlerken Cem abi söyledi. Dedi ki bak böyle bir şey var ya gerçekten falan. Ondan sonra ben buralarımı kazıtırım şunu yaparım falan. Ve aa harika falan diye çok heyecanlandım onda. Çünkü Sadri Alışık gerçekten her oyuncunun böyle... Vay be, keşke hayatta olsaydı, şöyle bir sahnemiz olsaydı. Hani bir elini sıksaydım, bir canlı canlı sahnede seyretseydim diyeceği birisi. Tiyatro tarafı, sinema tarafı çokça gelişmiş. Aynı zamanda ressam, şair. Sanatın her dalını denemiş, deneyimlemiş. Unutulmaz karakterler yaratmış. Üstad yani. Yani dolayısıyla onu oynamak da benim için böyle çok başka oldu. Turist Ömer derler benim adıma, adıma pişman olur bakmayanlar tadıma aman ey. Bana bak sakın kımıldayım deme ha. Sesini çıkarırsan yakarım Allah canım aslına. Eğer para istiyorsanız orada çantamın içinde. Yok ya ne parası be. Bak nişan yüzüklerimiz hazır. Aynalık konsolumuz. Topuzluk karyolamız. Kiralık gelinliğin her şeyler,
Her şeylerimiz hazır. Bayram eğlencesinde kalalım istiyorum ama orada da böyle küçük bir anekdot anlatacağım yine de. Babasını yani kaybetmiş bir oğlun kendi sünnet düğününde kendini oynadığı, sünnet düğününe kendisi olarak katıldı fakat hani oradaki adamlar oynadı bir şeyden bahsediyoruz. Çok, çok unutulmaz bir kare. Ve böyle onu okuduğumda şey dedim, vay be ben şimdi babası olarak karşısına dikileceğim. Adam da bana bakacak ve helallik isteyecek. Çok acı ya, nasıl yapacak, zor filan dedim. Sonra tak benim baba vefat etti. Tam geçen yıl çekerken. Sonra ben babamı kaybetmişim. O babası zaten babasıyla helallik istiyor filan. Böyle oynamaya başladığımızda sahneyi böyle biliyordu da başın sağ olsun filan de sağ ol abi filan. Sonra işte şey, ya baba hakkını helal et filan deyince böyle ben böyle bir filan oldum. O da böyle bir bütün ekip gitti filan. Sonra kestik filan dediler böyle bir döndük herkes dağılmış böyle. Herkes ağlıyor filan bir şey. Yani ikimize de çok çalışan bir şey oldu böyle hani. Yetişkin iki adamın paylaşımı ve belki de böyle en zayıf anlarından biriydi yani. Ama çok bize böyle o zayıf an filmin karesi olmuş oldu. Siz uzaydan mı geldiniz? 216 nerede? 216. 216. Kerem mi? Ömer. Ali. Ali kim ya? Aha Ali. Aylin. Sevgili Ajda. Tuğba. Pervin. Sami de ya. Delireceğim çünkü. Sami'yim ben. Cem Yılmaz evet çok başarılı, çok müthiş projelere imza atıyor. Ama mesela biraz da gergin buluruz biz. Yani siz nasıl çalışıyorsunuz? Gerektiği kadar. Şimdi bir belgesel var. Arif 216 belgeseli. Şimdi bu sıralarda yaz boyunca vizyonda olacak. Aslında bunu konusunu açtığımızda iyi oldu. Yani orada da tam o hani Cem Yılmaz'ın gerçekten nasıl bir karakter olduğunu çok net anlıyorsun. Hepsini çiziyor mesela tahtaya. Yani çok net çizgilerle anlatıyor. Karikatürist yanından kaynaklı. Meseleyi çok net anlatıyor. Dolayısıyla bu oyuncu için harika bir hediye. Yönetmen için mükemmel bir hediye. Gayet neşeli, gayet katılımcı, gayet her şeye yetişiyor. Herkese, yani kendi rolüne çalışırken sen bir şey sor, o da heyecanlanıyor falan. Bu çok değerli bir şey. Ve ben çok şey öğrendim bu kısa sürede. Umarım bu yaz da bir şeyler planlıyoruz. Orada da öğreneceğim. O belli mi? Daha tarihleri belli değil ama yapacağız mutlaka bir şey. Ve işte ne güzel ki Cem Yılmaz'dan öğreniyorum. Yani hani... Şener abiden, Yavuz Turgul'dan. Toker robotu kullanarak geleceği bozacak. Onu durdurmamız lazım. Kuzu kuzu verecek değil ya robotu bize. Kuzu kuzu mu? Hazır mısınız? Erşan Kuleri mi? Orada. Arzın merkezine de gitsiniz. Sizi bulacağım efendim. Getirin robotuma! Bu böyle birbirine destek olan, her durumda birbirinin yanında olan... Oyuncular, tiyatro kökenli isimler gerçekten çok kıymetli. Senin etrafında da her zaman çok yakın olduğun dostlarım var. Örneğin biz Tema Vakfı için düzenlediğimiz gecede sen çok arada derede böyle koşturarak geldin. Aslında şarkı söylemeyecektin. Biz de ısrar etmeyecektik. Bak doğruya doğru. Ama o sırada Serhat ne yaptıysa Serhat Kılıç... tutturdu. Ben söylediysem Mert de söyleyecek dedi. Mert zar zor setten izin aldı biliyorum. Ve bu akşam burada olması gerçekten son anda mümkün oldu. Buyurun. Buyurun o zaman. Ses alabilir miyim buraya? Ha Mert setten geldi. Biz tatilden döndük çünkü değil mi? Burada bu kadar star televizyon açık. Herkes çünkü tatil. Bir tek Mert setten geldi yani. Allah Allah. İyi de oldu. Çok güzel söylediniz. Evet evet. Yani hem de Harun Tekin'in bir şarkısını söyledi. Tabii. Bir derdim var diye. Ha, bir derdim var. Evet evet. Serhat insanları da örgütledi. Seyirci ne mutlu olduğu andı. Evet evet. Değil mi? Bir böyle düet yapma fırsatı oldu aslında. Hiç de çalışmamıştık. Güzel, keyifli oldu vallahi. Hani senin de sunumunda temada o gecede bulunmak. Evet ya, yoruluyoruz ve hedeflerimizin çok üstünde bir rakama ulaşmak. Evet, evet. Hala da şu anda temaya destek olabileceğimiz bir zemin var. Tam da onu diyecektim aslında. İhtiyaç haritası tarafıyla ilgili çok küçük bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada da hani sizlerin huzurunuzda hem NTV'ye hem Star'a çok teşekkür ediyorum, Star TV'ye. Çünkü ufak tefek cinayetler ekibine de aynı şekilde. Çünkü hem sosyal medyada çokça yaygınlaştırdılar, bizleri çok da tanıttılar. Hem de bizim içimizde bulunan 350 sivil toplum örgütü, 100 bine yakın üyemiz var. Ondan sonra şu ana kadar 100 binin üstünde işlem ve ihtiyaç karşılanmış. Bunların hepsi aslında bu örgütlerin yaptığı şeyler. Sizlerin verdiği desteğin etkisi. Bütün bu yaptıkların çok değerli.
biz de teşekkür ediyoruz ki her zaman gönülden yapıyorsun ve gönüllülük esasına göre bizimle oluyorsun. Bu arada babanın bir son isteği varmış. Hep de böyle sana bundan sonra sorulacak bu soru. Bir torun istiyormuş senden. Evet. Ve evet, senin gibi bir adamın çocuğu olmalı Mert. Düşünüyor musun? Ne yapacaksın? Vallahi şimdi annem de çok acayip bir baskı bir şeyine. Şundan da oluyor yani. Hani diyor ki sağlığımdayken bir an önce hani ben tabii böyle bir alayım, bir yaşa getireyim. Bak göreceksin çok faydası olacak. Hani çocuğun olmasın değil, benim hayattayken çocuğun olması. Ben de vallahi ya hormonal olarak da mı öyle bilmiyorum. Şimdi arkadaşlarımın da çocukları oluyor. Timur Acar'ın oldu, işte benim Kemal abinin falan, bir çevremizdeki bir sürü arkadaşımızın falan. Cem abinin işte Kemal'le olan ilişkisi inanılmaz bir şey yani. Ne güzeller bak. Bak gözlerim doluyor öyle şeylerde. Herhalde benim de zamanım geldi. Ah güzel. Dur bakalım inşallah. Bunun için, ama bunun için önce yapılması bunun gereken. Bunun için sadece niyet etmek gerekiyor. Evet, daha başka şeyler de var. Ne kadarlık zaman içinde planladığını sorsam böyle sorulur mu? Yok şaka maka, sen sormadığı sürece hayatta söylemem. Annem de bunu öğrenmiş olsun. Merhaba anne falan diye. Çok güzel, annemize de haber verelim. 1-2 yıl içinde yapmak istiyorum. O zaman buradan duyurulur. Mert'le ilgili en fazla merak edilen soruya da cevap aldık. Evet, Mert 1-2 yıl içinde gerçekten çocuk sahibi olmak istiyor. Bu da düzenli bir ilişki, düzgün bir ilişki anlamına gelecektir. Aynen öyle, aynen. Bak ne güzel. Bütün dileklerin olsun. O zaman tamamlarken son bir bayram mesajınla bitirelim biz de. Herkese mutlu, sağlıklı, hiç hayal kırıklığına uğramadıkları, beklentilerin üstünde bir yıl, bir bayram. Barış içinde huzurlu bir dünya diliyorum. Ne güzel. Biz de bütün bu dileklerine katılıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim.